dilimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Eşkimiz bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. O yüzden diyoruz ki sen de Azerbaycan'ı gör. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Əsil bayram coşkusu məlahətli söhbətlərdə. Yeni il həyəcanı həmrəylik sevincinə qarışacaq. 2018-ci il Azərbaycanımıza xoş gəldi. İlyas Yalçıntaş ancaq sizin üçün oxuyacaq. İlyasım xoş gəldin. Söylə bakalım şarkı ismini falan. Həmən bana şarkı söylə bakalım. Gəl be gökyüzüm. Ədalət Şükürovun yeni il diləyi. Bəlkə səni görəm yenə. Natiqin fərqli dildə təbriki. Ayazın şən ifası sizi gözləyir. Elə gülürsən ki, güya darıxmırsan. Ötən günə gün çatmaz, calasak günü günə. 2017-ci il artıq geridə qaldı. İstəsək də nə əlimiz, nə ünümüz yetməz. Amma üzülməyə də dəyməz. Çünki qarşıda yepyeni ilimiz və yaşanmamış 365 günümüz var. Elə isə yeni ili bayram sevinci ilə yaşamaq istəyənlər, 2018-ci ili əsl istirahətin və sənətin ünvanı olan məlahətli söhbətlərlə başlayın. Çünki sürpriz qonaqlarım olacaq və o qonaqları sadəcə məlahətli söhbətlərdə görəcəksiniz. Elə isə bayram başlasın. Thank you.
Natik Ritim grubu. Hoş geldiniz. Möhteşemsiniz. İnanın ki o kadar gurur duyuram ki Azerbaycanımızın böyle değerli sanat insanlarını görünce ve 2018. yılın ilk gününde benim evimde Melahati Söhbetler'de olduğunuz için de ayrıca başkaca sevinçliyim. Çok şadım. 2018. ili yeni ilinizi tebrik ediyorum. Bütün ekibim başarılar dilerim. Sağlık dilerim. Dünyanın en güzel şeyleri sizin olsun inşallah. Allah razı olsun. Ben de bütün xalqımızın bu gözəl bayramını təbrik edirəm. Sizlər təbii ki başda olmaqla və biz çox şadıq ki bizi bu gözəl evimizə qonaq eləmişsiniz. Çox xoşum gəldi buradan. Əladır. Alan bir belə ev olsaydı bu 2018-də əla olardı. Çox yaxşıdır. Allah qismət eləsin. Amin, amin. Və sizi bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Öpürəm bütün türk dünyasını, bütün müsəlman dünyasının bayramlarını təbrik edirəm. Var olasın. Və sizə minnətdaram ki bizi bura dəvət eləmişsiniz. Amma bir şey deyim ki, üzr hesab eləsiniz, bizdə biraz vaxt gərginliyi olduğuna görə biz çox otura bilməyəcəyik, gedəcəyik. Bizi gələ bağışlayınız. Bayram günüdür, yanvarın biridir. Evet. Mən sizi başa düşürəm ki, çox tədbirləriniz var, dəvətləriniz çoxdur. Evet. Ona görə də vaxt ayırıb bizim bu proqrama gəldiyiniz üçün İnanın ki, çox şadam və bu coşkuyu bizə yaşatdığınız üçün, bütün ATV izləyicilərini yaşatdığınız üçün də hamınızı çox-çox təşəkkür edirəm. Nadik, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Allah yolunuzu açıq eləsin. Natik Ritim qrubu bizə öz ifası ilə çox gözəl ovqat bəxş etdi. 2018-ci ilin ilk günündə Məlahətli Söhbətlər proqramında o qədər dəyərli, o qədər sevdiyiniz dəyərli sənət insanları var ki, hamısı buraya gəlib, bu evimə gəlib sizə 2018-ci ilin bayram təbriklərini çatdıracaqlar. Qapım deyəsən çalınır. Görəsən kimdir qonağımız? Ədalət müəllim, hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Həmişə siz gələsiniz. Mən çox sevinirəm ki, 2018-ci ilin ilk günü mənim evimə gəlib bu təbriklərinizi bütün Azərbaycan xalqına çatdıracaqsınız. Siz bizim çox dəyərli sənət insanımızsınız. Türkiyədə də yaşasam, amma sizin haqqınızda çox gözəl şeylər eşidirəm və mahnılarınızı da çox sevərək dinləyirəm. Hoş gəldiniz. Çox sağ ol, Məlahət xanım. Mən belə başa düşürəm ki, öz evinə hər adam hər bir kəsi çağırmır və əgər siz bizi çağırmışsınızsa, çox sağ olun, hər bir kəs yeni ildən nəsə gözləyir. Yeni arzular, nəsə yeni planlar, qurur yeni ilə və mən çox istəyərdim ki, həmin o arzular, həmin o planlar yerinə yetsin və sizin veriliş vasitəsi ilə mən bəlkə də bir çoxunu təbrik eləyə bilməyəcəm, dostlarımı, yaxınlarımı, qohumlarımı və çox sağ olun, sizə deyirəm ki, bu verilişdə mən təbrik eləyə bilərəm, Məlahət xanım, çox sağ olun, hər bir kəsi təbrik eləyirəm, həyatda həmişə məlahətli olun. Bir gece yakınlaşıp ben olacağım. Korkarım.
yanında dayanır dostum. Yanımda sen vardın dolandı başım. Deme dostum olur Ömer yoldaşım. Hiç değil dermen kalktım, sevgimi yana saldım. Düşündüm belki seni görem yine. Sahibiydi o çınar, yanındadı o bahar. İlk defa sevilen demiştim sana. Seniler Gonca Çınar, bilirdi Gonca Çınar. Bilirdi birden olsun, bilirdi benim sevimi. Gonca Çınar, bilirdi Gonca Çınar. Bilirdi birden olsun, bilirdi benim sevimi. Gonca Çınar, bilirdi birden olsun. Bilirdi yakın dostum, bilirdi benim sevimi. Gonca Çınar, bilirdi birden olsun. Bilirdi yakın dostum, bilirdi benim sevimi. Benim sevimi. Çok teşekkürler, teşekkürler Adalet müəllim. Çok sağ olun. 2018. il yeni ilinizi təbrik edirəm. Çok sizə can sağlığı diləyirəm. Ailənizə, özünüzə can sağlığı, xoşbəxtlik və iş həyatınızda başarılar diləyirəm. Yaxşı ki gəldiniz, amma bugünü saymıram çünki başqa bir proqramımda qonağım olacaqsınız. Olar. Çox teşekkür edirəm. Dəvət edirsiniz, gələyik. Ay, mütləq, mütləq. Bunu saymıraq. Çox teşekkürler, sağ olun. Bayramı hər kəs fərqli qeyd eləmək istəyir, təbrik eləmək istəyir, qonaq gözləyir. Mənim də bu gecə çox gözəl, çox qiymətli qonaqlarım var. Həh, qapı zəngi çaldı, deyəsən qonaqlarımdan gələn var. Yaxşı, sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Çok tebrik ederim sizi. Ben yeni mahnene gelmişim, yeni musikine gelmişim. İcazenizle onu təqdim edeceğim. Musiki Sivigar Mürzəyevindi, sözleri ise Orxan Mürvətovundu. Bizim dostumuz, aranjmançı dostumuz Rasim Məmmədov da mükəmməl bir aranjman edib. Dinleyin, fikrinizi söyleyin. Yeni yaşanan de, sevgi. Yeni ildə də ən gözəl hədiyəm mənə budur ki, ilk mahnını burada oxuyacaqsın. Bəli, böyük məmnuniyyətlə. Təbrik edirəm bir daha yerinizi. Çox sağ olun. Tek tek
əlinə tək-tək, çək nəfəsinə məni. Ay, ürək incə, danış ürəyimcə. Ahba, azı bir çiçək tək, yıq əlinə tək-tək, çək nəfəsinə məni. Ay, ürək incə, danış ürəyimcə, bağlı səsinə məni. Teşekkürler, çok sağ olun. Ay, çok eğlendim. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok sağ olun. Yaşanan sevgi adlar bu mahnımız ve arzu edirəm ki yeni ilimizde yaşanan bütün sevgiler ebedi olsun, sonuna amin. Kadar olsun. İnşallah herkese uğurlar getirsin bu yeni ilimiz. Tebrik ederim herkese. Bayramınız mübarek olsun. Ay, size de yaracılık işlerinde çok, çok büyük maliyetler arzu edirəm. O güzel ailenle, güzel uşaqlarınla sana hoşbəxtlik arzulayıram. Can bahem, sağlığı bahem, arzulayıram. Sənət yolunda yolun açık olsun çok sonuna kadar. Ve dostum olarak da onsuz seni çok sevdiğimi bilirsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizin programınız her zaman uğurlu, böyle bakımlı. Növbəti ildə də daha da qat-qat uğurlar qazanasınız deyirəm. Çox təşəkkürlər, Ayaz. Çox təşəkkürlər. Bunu saymırıq, daha sonra yeni proqrama gələcəksən. Mütləq gələcəm. Mütləq gələcəksən, mənə yox demək yox. Daha yeriniz mübarək hərkəsi. Təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. 2018-ci il Azərbaycanımıza xoş gəldi. Və buradan məlahətli söhbətlərdən bütün azərbaycanlıların yeni ilini təbrik edirəm. Amma bu bayramı bizim üçün özəl edən başqa bir səbəb var. Dünən Dünya Azərbaycanları Həmrəylik günü idi. Yeryüzünə səpələnmiş bütün Azərbaycanların bayramını təbrik edirəm. Birliyimiz, bərabərliyimiz pozulmasın. Hər zaman əmin-amanlıq içində yaşayaq. 2018-ci ili həmimizə böyük uğurlar gətirsin, başarılar gətirsin. Və bugün bu süfrəmizi də həmrəyliyimizin şərəfinə açdım. Dostlarım, bizim tarla, aura, qrimi saat mağazaları da bütün Azərbaycanların bayramını təbrik edir. Və birazdan burada çox dəyərli, çox özəl sürpriz qonaqlarım olacaq. Ha, budur, qapı çalınır. Gedim, onları gətirim. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. 2018-ci ilin ilk günündə mənim evimə gəlməklə inanın ki, o qədər məni xoşbəxt elədiniz ki, sizə təşəkkür eləyirəm, yeni ilinizi təbrik eləyirəm, sizə can sağlığı diləyirəm, xoşbəxtlik diləyirəm, işlərinizdə başarılar diləyirəm. Və Dünya Azərbaycanları Həmrəylik günü idi dünənləri və Dünya Azərbaycanların Həmrəylik gününüzdə mübarək olsun. Bütün Azərbaycanların təkrar-təkrar buradan bayramını təbrik eləyirəm, yeni ilini təbrik eləyirəm. Bugün çox dəyərli qonaqlarım var. Doğrudan da İlyas, seni burada Azərbaycanımızda görmək, Bakı şəhərimizdə görmək inanılmaz beni mutlu etdi. Çox təşəkkür edirəm təklifimi qəbul etdiyin ben için, məlahətli sohbətlərə misafir gəldiyin için. Şimdi misafirlərimizi sana tanıttırayım, tanış eləyim sizinle. Evet. Fidan Hacıyeva, Azərbaycan dövlət sənətçisi, Azərbaycanın xalq artisti, Cumhurbaşqanımız tərəfindən özəl bir mükafata layiq görülübdü. Və Azərbaycan opera və balet teatrında solistidir. Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan operasını tanıdan bir dövlət sənətçimizdir. Çox dəyərli sənətçimizdir. Kendisinin də çox böyük saygınlığı var, çox böyük bir hörməti var. Getdiyimiz hər yerdə, inanın ki, Fidan xanım, sizin haqqınızda o qədər sözlər eşidirəm ki, bu məni çox xoşbəxt eləyir. Təşəkkür eləyirəm ki, dəvətimi qəbul elədiniz, məlahətli söhbətlərə qonaq gəldiniz. Çox sağ olun, Məlahət xanım. Mən də sizin və bütün tamaşaçıların bayramını təbrik eləyirəm. Və təşəkkürümü bildirəm ki, bu gözəl, gözəl verilişinizə, məlahətli verilişinizə, sizin simanızda hər bir şey gözəl olmalıdır, qonaqlarınız. Ona görə siz özünüz gözəlsiniz, qəlbiniz gözəldir. Sizi Azərbaycan xalqı çox sevir. Çox təşəkkür edirəm Fidan xanım. Elada Əliyeva, bizim bu proqrama çox dəstək olan insanlar var, çox dəstək olan doğrudan da şirkətlər var və Aura safetləri bizim bu proqrama dəstəkdir. Onlar olmasaydı, ben bu program, evet, sponsorumdur. Və onlar olmasaydı, doğrudan da belə dəyərli, iki devlet, bir milletin dəyərli sənət insanlarını
Azərbaycan süfrəsində bir araya gətirmək kimi belə bir proqramımız həyata keçməyəcəkdi və onun üçün Ellada xanım Əliyevaya da burdan təşəkkür eləyirəm və inanılmaz dərəcədə sizi çox sevir, çox bəyənir və bütün günü İlyas nə zaman gələcək, nə zaman gələcək, artıq biz Türkiyə-Azərbaycan trafiyi yaşadıq telefonlarla və doğrudan da sizi də qarşılaşdırdığım üçün və belə bir anlamlı, belə bir mənalı bir gündə sizi də tanış elədiyim də çox inanılmaz dərəcədə şadam. İlyas Yalçıntaş bütün Türkiyənin, Azərbaycanın, demək olar ki, bütün Türk dünyasının çox tanıdığı, çox sevdiyi dəyərli sənət insanıdır və sənətə ilk girişi çox böyük bir səs gətirdi Türkiyədə. Çünki Türkiyədə yaşadığım üçün bilirəm, onun bir incirlər olana qədər mahnısı bizim doğrudan da qəlbimizdə taxt qurdu və İlyas, sizə də çox təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qırmadınız, gəldiniz. O qədər işlərinizin arasında Məlahətli Söhbətlər proqramına təşrif gətirdiniz. Rica edirəm. Ben burada olmaqdan çox mutluyum. Az önce o kadar güzel, nazik konuşuyorsunuz ki, yani çok güzel insanlarsınız. Zaten aynen dediğiniz gibi ortak bir millet, iki farklı devlet. Biz beraberiz. Azeri diye bir şey aslında yoktur. Azerbaycan Türk'ü vardır hepimizde. Bir Türk Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan insanlarız. Ne kadar güzel sanatçılar, terbiyeli güzel sanatçılar yetiştirmişiz. Bunları öğrenmek, görmek çok gurur verici şeyler açıkçası. Türk milletlerinden böyle dünya çapında ünlü, yetiştirilmiş, terbiyeli sanatçıların çıkması bizleri de gururlandırıyor. Benim de kendi nezdimde böyle bir milletin gönlüne birazcık ulaşabilmiş olmam beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Şarkılarımın işte insanlara geçmesi tabii sadece Türkiye değil, işte Azerbaycan Türklerinin de yine diğer Türk devletlerinden de şarkılarımın insanlara ulaşması çok özel bir şey. İnsanların kalbine dokunuyorsunuz. Farklı diller olsa bile yine müzik biliyorsunuz ortak bir dil olduğu tabii için insanlara ulaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Elimden geldiğince buralarda insanlara ulaşmak için konserler yapmak isterim. Zaten onlarla ilgili de birazdan çalışmalarımızı bilgiler vereceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok güler yüzü, çok güzel bir enerjiniz var. Eksik olmayın yani, ne diyeyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. O zaman güzel sohbetimizin sizin güzel bir mahnınızla başlayalım. Hemen direkt şu an mı? Bəli. Bəli. Bana genelde böyle olur biliyor musun? İlyas'ım hoş geldin. Söyle bakalım şarkıyı şimdi falan. Hemen i̇şte, bana şarkı söyle bakalım şarkını. Önce bir çay falan içmeyelim yani. Şarkıdan sonra içeceğiz. Tamam peki. Peki, peki o zaman. Güneş doğdu ama yasta, mevsimi hep yasta, yoksun oralarda. Bir ses bin yol olur anla, kaybedilen aşka, bahçeleri. Belki affedersin.
sıkça hatıra gibi. Gel be gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni öldür ya anla, nefesim ol günahı boynuma. Gel be gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni öldür ya anla, nefesim ol günahı boynuma. İlyas, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İyi ki geldin programıma. Çok muhteşem bir sesim var ve inanılmaz da bir karizman var. Teşekkürler, sağ olun. Böyle hayran hayran bakıyorum sana. Reklamlara ayrılırız. Az sonra beraberik. Məlahətli söhbətlərdə az sonra ulduz yağışı olacaq. Quşlar qavuşur, budağa gəlsin. İlyas yeni ildə etirafları ilə sizi şoka salacaq. Okulda da hatta dərslərim biraz zayıfdır, üniversitede okumadım. Fidan Hacıyeva pulun var mı deyəcək. Subay müğənni kimə qırmızı gül verəcək? Altına gül, çox güzəlmiş. Rəqslərdən və nəğmələrdən əsil çələng hörüləcək. Azərbaycan xalqı olaraq səni çox yaxından tanımaq istəyirik. Hı-hı. Yəni, İlyas Yalçıntaş kimdir? İlyas Yalçıntaş kimdir? Aslında normal bir insanım yani. Onu bilirik canım. Onu. Çok farklı bir yani özelliğim yok. Yani 16 yaşında müziğe başladım. Annemin kız kardeşim için aldığı bir gitar. Kız kardeşim hani genellikle bilirsiniz, o yaşlardaki kızlar böyle heves ederler müziğe başlayıp. Annem bir gitar almıştı kız kardeşime. Daha sonra ben merak saldım gitara. Bulduğum her platformda bir şekilde müzik yaptım. Yani okulda da hatta derslerim biraz zayıfladı çünkü müziğin üzerine çok fazla düştüm. İçimde çok fazla büyük bir müzik aşkı var. Gittikçe de büyüyor hala. Hiç biten bir şey değil, hiç eksilmedi. Aşkla bağlı olduğum bir şey müzik benim. Yani elimden geldiğince her yerde bir şekilde duygularımı ifade etmek için müziği kullanıyorum. İnsanlara da ulaşmak için elimden geldiğince zihnimden geçen bildiğim harmonileri, bildiğim notalarla, bildiğim hissiyatlarla, yorumlarla, sesimle ve gitarımla bir şekilde birleştirerek insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Çok güzel tepkiler bunlar. Yani buradaki insanların da beni seviyor olması, ta Türkiye'den buralara kadar yankılanmış olması şarkılarım açıkçası çok gurur verici, çok motive edici şeyler. Daha fazla çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bunlar beni daha fazla çalışmaya iten şeyler. Yani genellikle sanatçılarda bu tarz problemler oluyor. Bir iki tane şarkısı tuttuktan sonra bırakıyor. Hani ben zaten star oldum artık ben diye. Doğru. Bunun çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar çok başarılı olursanız, insanlar sizi ne kadar takdir ederse, bence o kadar daha fazla çalışmalısınız. Doğru. Çünkü takdirlerine layık olmalı. Mesela şimdi burada beni takdir ediyorsunuz, çok teşekkür ederim. Ben sizin takdirinize layık olmaya devam etmeliyim ki evime gideyim, stüdyoma gideyim, yine şarkılar çıkartayım. Gönlünüze ulaşmaya çalışayım yani. Nasıl bileyim, dediğim gibi bu şekilde genellikle hep müziğin içinde oldum. Sakin bir adamımdır. Çok fazla öyle alengirli bir hayatım olmadı. Üniversite okumadım, kazandım Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ama gidemedim. Askerlik yaptım Türkiye'de. Daha sonra dediğim gibi bulabildiğim her yerde müzik yaptım. Sağ olsun insanlar da bizi bir şekilde ayakta tutuyorlar yani. Ama Azerbaycan halkı seni çok sevir. Evet, doğrudan ben de onları çok seviyorum, eksik olmasınlar. Hoş geldin Bakımıza deyirik tekrar tekrar. Ama Azerbaycan'a ilk gelişindir yakin ki. İlk gelişim değil, geçen sene geldim. Geçen sene evet, geldim. Bir küçük bir konser düzenlenmişti. Orada bir konser yaptık. Bakü'yü dolaşma fırsatı buldum, gezme fırsatı buldum. Çok güzel bir şehir. Gerçekten mimarisiyle bütün şehrin planlaması olsun. Çok güzel. Bakü'yü ben çok beğendim gerçekten. Yani İstanbul çok böyle aratacak bir durumu açıkçası yok. Çok güzel bir şehir olmuş.
Geçen sene gelmiştik. Bir televizyon programına da hatta katılmıştım. Orada bir performans yapmıştım. Çok güzel, çok keyifli. Yani Azeri Türkleri çok sıcak insanlar. Bir bak, de yani anlaşabiliyor. İçimizde heyran heyran bakırız sana. Sen. Yani anlaşabiliyor olmak çok güzel. Yani diller biraz farklı ama yine anlayabiliyorsunuz. Muhtemelen beni de şu anda anlıyorsunuzdur yani. Ben de sizi anlıyorum. Bu çok güzel bir şey. Bana çok sempatik geliyor. Azeri Türklerinin konuşması da, yapıları da, karakterleri de bana çok sempatik geliyor. Çok seviyorum. Eksik olmasınlar. Yani inşallah burada daha fazla vakit geçirebiliriz yani ileride. İnşallah, inşallah. Azerbaycan'dan söhbət gedirsə, mütləq onun Azerbaycan'ın çay süfrəsinin gözəlliyindən də söhbət getməlidir. Və Azerbaycan çayımız, bilirsiniz ki, dünyada ümumiyyətlə çok məşhurdur. Evet. Və sizə Azerbaycan çayı tamam. ikram eləmək istəyirəm. Reçəllə mi içiliyor bu? Reçəllə mürəbbə ilə içilir, bəli. Mürəbbə ilə içilir. Biz Azerbaycan çayları mürəbbə ilə, şokoladla, konfetlə, hər şeylə içilir. Şirin tapdığımız her şeyle içilir. Bu Azerbaycan çayının tadının lezzetini yakin ki çok güzel bilirsen. Bak burada da Zərif Dad Şirniyat Evi bize, değerli qonaqlarımıza yeni il hediyesi olarak böyle çok güzel şirniyatlar, yani tatlılar hazırladı. Bunlardan da sizin tabağınıza, qabınıza koyabilirik. Bunu bilirsiniz. Ederim. Bir de bilirsiniz ki reçeli, bunlar reçeli bizde burada tabağa koyurlar ve buradan içirler. Mürebbeni yani. Evet. Bizde mürebbe değiller, reçeli. Bu çay şu an kendinden şekerli değil mi? Yok, kendinden. Reçel mi koyuyoruz içine? Yok, içine koyuyoruz. Hadi söyleyin. Yani götürürsünüz kaşıkla. Bir kaşık reçel, bir kurtum, bir dediğiniz çay. Okay. Yani şeker yerine ele bilin ki mürebbe ile içirik biz çayı. Anladım, yani bu adet diyese sadece Azerbaycan'da var. Bizim dəzgah ümumiyyətlə çok məşhurdur. Özünə məxsus dəzgahı var Azərbaycanın. Çünki gördüyünüz təamlar, bir neçə cür reçellər qoyulmalıdır, bir neçə cür. Yəni bizim özümüzə, milli mənsubiyyətimizi göstərən təamlar göstərir. Evet, çok güzel. Zərif Dad Şirniyat Evi özel olarak hazırladı. Çok onlara da çok teşekkür edirik buradan. Evet, teşekkür doğrudan ederim. Da el əməyi, ev işi çok dadlı ve bizim orada qohallarımız var, şeker buralarımız var, paxlavalarımız var, şirniyatlarımız. Azərbaycanın şirniyatları, milli şirniyatları bütün dünyada məşhurdur ve inanıram ki sen de dadına bakandan sonra çok hoşuna gelecek. Ona da bir dine oradan bizim şeker buramızdan, paxlavamızdan vererek çok güzel yeni ilin ilk günü onun tadına baksın. Yani bak burada. Yeni ilin ilk günü buyurun. Ben yeni yemek yiyorum aslında. Hansını istersiniz bak. Bilmem şunu alayım. O bizim şeker buramızdı. Evet. Şeker insanlara şeker bura geçirir. Buyurun. Şeker bura. Siz de bu. Çok yükseliyorsunuz. Ayın rəmzi de onlar. Bizde hamısının simgesi var. Öyle mi? Bütün yani bu ayın simgesidir. Qoğal dediğimizde güneşin simgesidir, rəmzidir. Ve doğrudan da Azerbaycan'ın milli şirniyatlarıdır. Çok güzel. Ve paxlavamız da ulduzdur. Yani o da bizim paxlavamız. Onun da simgesi, rəmzi ulduzdur. Yani bunu da öğrenmiş oldum. Ben öğrendim. Söhbətlerde. Evet, öğrendim. Çok teşekkür. Ve indi keçirik Fidan Hanım'a. Fidan Hanım Azerbaycanlı, Azerbaycan operasını dünyada təmsil edir. Ve doğrudan da sizi bu programda qonaq eləməkdən inanılmaz dərəcədə şadam. Çünkü o kadar sizin hakkınızda güzel şeyler eşittim ki. Ve Fidan Hanım bugün ne edir? Hansı işler var? Yaracılığında hansı yenilikler var? Onu sizden eşitmək istəyirik. Bu yaxınlarda Paris'de solo konsertim oldu. Biz de orada bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə çok güzel bir orada Azerbaycan evi var. Eiffel və Gülləsinin yanında. En birinci ev mühteşem 5 kat tersi de bu mertəbəli evimiz var orada. Orada bir solo konsertim oldu. Ve çoklu İtalya'da, Roma'da oldu, Milan'da oldu, Veneta'da oldu. Bütün dünyada. Almanya'da. Bütün dünyada Azerbaycan musiqisini, operasını tanıdan opera sanat... çok değerli sənət insanımızdır. Baxmayaraq ki, mən opera sanatçısıyam, ancak bizim çalışıram ki, Azerbaycan bəstəkarların əsərlərini çoxunu ifa edeyim ve onları ingiliscədə söylerim. Həm musiqimiz, həm də sözleri ingiliscədə tercüme edir ki, onlar da başa düşsünler. O zaman gelin o güzel sesinizi, mühteşem sesinizi Melahattin söhbətlerden de dinleyek. İlyas da sizi dinlemiş olsun. Vallahi çok büyük keyif alacağım ya açıkçası. Yani sabırsızlanıyorum. İsterdim ki bayrama uygun bir şarkı seçmişim. Öz tələbəmdən. Benim burada özel bir musiqi məktəbim var. Ve istedim ki tələbəmdən çok
komik bir operet de var. Arşın Malalan. Arşın Malalan operettasından Üzeyir Hacıbəylinin pulun var. Onu üç dildə. Hem Azeri, Rus ve İngiliz dilində. Tamaşaçılar və sən. Azərbaycan operasını ilk İngilizcə söyləyən Fidan xanımdır. Çox güzel. Bəli, 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 bəli. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok inanılmaz derecede gurur duyuram. Vətənimin, dövlətimin belə dəyərli sənət insanlarını burada qonaq eləməkdə inanılmaz dərəcədə gurur duyuram. Ne kadar, o kadar güzel bir duruşun var ki böyle çok naif kendinden asil. Böyle emin, asil duruyorsun. Çok güzel. Vallahi ben etkilendim yani. Ya. İlyas, ben ilk defa bu projeden, bu layihayla ilgili gelip burada danışanda, yani söhbət eləyəndə, mənə çok destek olan, çok değerli sənət insanlarına destek
olan çok değerli sponsorlar çıktı. Ve dediler ki iki devlet bir millet adına doğrudan da bu programın, bu lahiyenin hayata geçmesi lazımdı. Hı-hı. Ve bana destek olanlardan biri Aura Salfetleri söylediğim kimi. Hı-hı. Ve sizin çok de güzel. Koyu bir heyranınız dediğim kimi. Ve özü de güzel bir aurasıyla burada ürek sözlerini alak. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası çünkü o kadar güzel sözler değildi ki bir de zaten İlyas'ı göreceğim hiç aklıma gelmezdi bu arada. Bak ağlına getirdik. Bir daha teşekkür ederim nece diyeler çünkü normalde yani mahnılarını karaoke'de okuduğumuz bir insandan artık canlı canlı bile görürük. Gel bir gökyüzüm. Gel bir gökyüzüm. Ha, ama ki dediğim kimi yani gurur verici bir layihədir Məlahət xanım. Siz həqiqətən özünüz də bu gurur hissini duymalısınız, yaşamalısınız. Məlahət xanım bizim yanımıza gəldikdə, layihə haqqında danışanda biz həmin yanı bu fikrə dəstək olaq dedik. Normalda adətən sponsor paketlərində çox sual verərsən, çox araşdırarsan, proqram tutarmı, tutmazmı, reytinglər nə olacaq deyə. Amma burada sırf emosional tərəfi çox güclü olduğuna görə, çünki iki dövlət adına, bir millət adına reallaşdırılan, həyata keçən bu layihənin ümumiyyətlə hər şey tərzə, üsluba bağlıdır. Amma tərz də gözəldir, üslub da gözəldir açıqcası. Hər bir şey hələ ki gözəldir belə deyə və ümid edirəm ki, bundan sonra da gözəl olacaq. Çünki ab havası, aurası deyəcəm, ortam çox gözəldir. Davamlı olsun, axar-baxarlı olsun necə deyərlər. Biz də təbii ki, aura olaraq, niyə də yox, yəni aurası gözəl, ab havası gözəl. İlk dəfə dünyada belə bir şey çıxardı. Necə deyərlər? Çək. Hə, iki bak, rəngli devamlı. Bizdədir. İki rənglər, böyle rənglər. Rəngərəngsiz yerə. Şəkili-şəkili. Rəng qatat məsul. Siz də alın, buyurun. Alın. Sizin mavi. Təşəkkür edirəm. Həm də çox güzəl. Dünya nefis. Markasına... Artıq dünya harika. Markasına dönüşecek. Yani elimizden geləni etməyə hazırıq. Çok İstər istehsalçı olaraq, istərsə də dəstəkçi olaraq. Yani o kadar güzel bir şey vesilə oldun ki ben mesela şimdi hani sizi tanımaktan çok büyük keyif aldım. Burada evet. Başka bir sanatçı, çok çok daha profesyonel. Ben tabii hani benim olayım hayatımda hep kendi kendime, daha alaylı kendi kendimi geliştirmiş olduğum bir konu ama burada böyle çok terbiyeli, çok böyle kendini geliştirmiş ve benim daha önceden çok böyle aşina olmadığım bir sanatçıyla tanışmama vesile oldunuz. Oldu. Açıkçası çok etkilendim. Çok güzeldi. Az önceki eseri 3 farklı dilde söylediniz değil mi? İngilizce vardı galiba bir yerde. İngilizce, Rusça ve evet. Azerice. Azerbaycanca. Azerbaycanca. Çok da Türkçeden de farklı yok. Yani Türkçe de diyebiliriz açıkçası. Yani Azerice. Öyle, aynen öyle. Çok güzeldi. Açıkçası sizin diğer eserlerinizi de, diğer performanslarınızı da dinlemek isterim. Hatta bir konseriniz olursa Türkiye'de. Kesinlikle en önden gelip izlerim. Mesela buna vesile olduğunuzu şu anda en azından bilin. Bunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu güzel bayram için, bu güzel birlik için, kardeşlik için bize destek olan insanlara teşekkür eleme istiyorum. Yine 2018. ilin ilk gününde başta Azerbaycan Medeniyet ve Turizm Nazirliğinin İstanbul Turizm Nümayendeliğine çok çok teşekkür ederim manevi desteklerinden ötürü. ATV kanalına da çok çok teşekkür ederim ki kapılarını sonsuza kadar bizim yüzümüze, bizim konaklarımızın, bu değerli konaklarımızın yüzüne açtılar. Bizim en büyük destekçilerimizden biri de Arriva Mebel'dir. Arriva Mebel ilk günden bize desteğini verdi. Görürsünüz ki bu güzel dekorasyonu Arriva Mebel özü geldi, kurdu. Bu gördüğünüz güzel mebeller 24 ayar kızıldandı. Bak burada gördüğünüz hamısı gerçek kızıllardı. Ve 10 ildir Azerbaycan'da faaliyet gösterir ve İtalya'nın en brand markalarını, mebellerini o mağazadan tapabilirsiniz. Ve evlerinizde eğer yeni mebel almak istiyorsanız mütlak ve mütlak Arriva Mebel dükkanlarına gidin. İstedikleri orada tapabilirsiniz. Çok değerli konaklarım için kapılarını sonuna kadar açan Pullman Bakı'ya da çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok güzel karşılıyorlar konaklarımı. O kadar güler yüzlüdüler, o kadar konak perverdiler ki inanın ki insan baktıkça gurur duyur ve buradan da Pullman'ın bütün başta
Günarə xanım olmaq üzrə bütün orada çalışanlarına buradan, bütün qonaqlarım adından təkrar-təkrar təşəkkür eləmək istəyirəm və qonaqlarınızı gəldiyi zaman mütləq Pullman Bakı otelində yerləşdirin. Çünki oradakı o qarşılamayı gördüyünüz anda siz mənim sözlərimə haqq verəcəksiniz. Bizi işığına toplayan, nur üzlü qonaqlarımın üzünü daha da aydınlatan Elor Çilçırağa çox-çox təşəkkür edirik ki, ilk gündən bu layihənin dəstəkçilərindəndir və onların da buradan yeni illərini təbrik edirəm və bu bayram günü 2018-in ilk günündə məni, qonaqlarımı gözəl göstərmək üçün bir-birindən gözəl qiyafətləri mənə göndərən X-Lady-yə də çox-çox təşəkkür edirəm ki, məni sizə bu gözəl qiyafətlərlə gözəl göstərdi. Bu gözəl şam ağacına görə, bu gözəl evimin bəzədilməsinə görə ağ çiçəyim, gül və hədiyələr mağazalar şəbəkəsinə də çox-çox təşəkkür edirəm. Bugün çox gözəl sənət insanlarımız var, dövlət sənətçilərimiz var. Azərbaycan rəqsini görəcəksən ilk dəfə, bəlkə də ilk dəfə, bilmirəm, baxmışsan yəqin ki. Deyəsən, yenə bir qonağım gəlir. Baxın, görün, bugün kim gəlir? Sənə sürpriz, sənə sürpriz. Tamam. Baxın, sizə kimi gətirdi? Gülyaz Məmmədova, bizim Azərbaycanın dövlət sənətçisi o da. Nadir səslərimizdən biridir Gülyaz xanım. Və doğrudan da yeni il şənliyi üçün, yeni ilin ilk günü üçün buraya gəldi. Bizi təbrik etməyə gəldi Məlahətli Söhbətlərin qonaqlarını. Məlahətli Məlahət xanım, ürəyimiz Məlahət xanım, gözəl verilişinizdə uğurlar arzulayıram. Can sağlığı və bayramınız mübarək olsun deyirəm. Gözəl qonaqlarınızı salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. Və gözəl səsinizi dinlədim. Çox-çox məmnun oldum. Təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. O gözəl, mühtəşəm səsinlə bir ifanı dinləyək. Təşəkkür edirəm gözlərinizdə. Buyurun. Thank you.
təşəkkür edirəm. Siz də yaxşı ki bizim ocağımıza gəldiniz. Məlahətli səfərlərə gəldiniz. 2018-ci ilini, yeni ilini təbrik edirəm. Xoşbəxtlik diləyirəm ailənlə bərabər, can sağlığı diləyirəm. Sənət həyatında başarılar diləyirəm. Həmişə də yolunuz açıq olsun. Canım mənim. Buyurun. Görürsən də bizim necə gözəl, dəyərli sənət insanlarımız var. Amma doğrudan da Azərbaycan milli musiqisi doğrudan da dünyada artıq getdikcə tanınmağa başlayır və o qədər dəyərli sənət insanlarımız var ki, Alim Qasımov var, dünyada tanıdır bizim muğam sənətini. Fidan xanım var, o da tanıdır. Opera sənətimiz, operettalarımız, hər kəs artıq Azərbaycan operasının, Azərbaycan muğam sənətinin bütün incəliklərini demək olar ki, bilirlər. Ümumiyyətlə, Türkiyədə də artıq yavaş-yavaş başladı. 16 yaşında musiqiyə başlayanda təsəvvür eləyirdin ki, belə bir həyatın olacaq. Evet. Hər kəs tərəfindən seviləcək. Yox, açıqcası düşünmüyordum. Dediyim gibi, benim olayım birazcık daha daha gönül işi. Yani bu kadar insanlara ulaşıyor olmak biraz daha duygusal tarafında olduğum için ben onlara daha son derece yaptığım müzikler aslında benim basit müzikler. Yani çok büyük böyle bir müzik eğitimim de yok yani mesela benim. Hani mesela şarkılarda teknik olarak bakıldığı zaman çok teknik projeler değil. Daha çok duygusal, hani insana hemen ulaşabilecek sıcak gelen melodiler, sıcak gelen şarkılar yaptığım için sanırım Azeri Türkleri ne kadar sevilmesi, dinlenmesi bundan kaynaklanır. Bir de en büyük başarı İncir adlı şarkınızın, evet, yani mahnısının Kral Pop ve TTNET müzik ödüllerinde, evet, evet, birinci sıralamada olmağıdır. Evet. Ve evet, bu da çok büyük bir başarıdır. Çünkü o evet, mahnı çıkan kimi herkesin ağzında ezber oldu. Evet. Bu çok büyük bir başarıdır. Evet. Dediğim gibi bu tamamen herhalde sıcaklıktan, samimiyetlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela ben o performansıma baktığım zaman bana göre aslında çok iyi performans değil. Çok çok daha iyisi olabilir. Ama insanlara sıcak gelen şey o işte, samimiyet. Zaten artık dünyada yeni bir çağ, yeni bir durum başladı. İşte eskiden mesela 1990'lar, 2000'lerde starlar çıkardı biliyorsunuz. Bir şarkıyla patlardı, çok büyük ulaşılmaz starlar olur. Şimdi dünya değişti, devir değişti. Şimdi her sosyal medya var, Instagram, Twitter, artık bütün ünlülerin sürekli resimlerini görüyorlar insanlar. O hani tabiri caizse nasıl diyeyim, onu uzaylıymış gibi, hani ulaşılmaz uzaylıymış gibi 2000'lerdeki, 90'lardaki o çığlık çığlığa ulaşılmaz ünlülük durumu veya çok aşırı artist takılma durumu gitti. Mesela ben de şu an bu gözlüğü çok artist takılmak için takmıyorum burada. Gözlerim rahatsız, bu ışıklar, stüdyo ışıkları beni çok rahatsız ettiği için bu gözlüğü takıyorum. Normalde samimi bir insanımdır çünkü artık samimiyetin çalıştığını düşünüyorum. Yani dünya samimiyete doğru geçiyor. Daha samimi olmak lazım diye düşünüyorum yani. Bir de Azerbaycan'la bağlı projelerin de var, lahiyelerin de var. Kemal'e Qasımova bizim Mustafa Ceceli'ye, Petek Dinçöz'e mahnılarını yazdı ve bu evet, programın da en büyük başarılarından biri. Bu program sayesinde de çoksu tanış olurlar. Mesela Petek Dinçöz bu programda tanıştı ve indi bilirəm ki işbirliğine başladılar. Siz de Kemal'e Qasımova'nın bir tane mahnısını okuyacaksınız. Bestesini. Bir çalışma yapacağız beraber. İnşallah. Ben çok istiyorum. Yani birilerinden ne kadar bir şeyler öğrenebilirsem, ne kadar ortak bir şey yapabilirsem çok memnun olurum. Mesela az önce reklam arasında da hanımefendi bana çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hani istersen dedi sana birazcık dedi ders verebilirim. Şan dersi verebilirim. Yarın ben geldi, mektebimize geldi. Benim söylediğim özel musiki vakal mektebim var. Ve maşallah güzel talebelerim var. Artık şan yarışmasından iştirak edirler, yerler tutular. Bu sesi necə idarə etmək, nəfəsi, onların mən sirlərini sizə söyləyəcəm. Bak, o kadar güzel ki, mesela işte ben bundan bahsediyorum. Yani mesela ne kadar güzel bir şey vesile olduğunuzu buradan bir kere daha söyleyeyim. Saatlarla söylüyorsunuz şarkıları, ancak ki onların tekniğini bilseniz yorulmazsınız hiç. Tabii tabii, kesinlikle öyle. Mesela çünkü vokal bunlar, okulu var ve orada talebeleri var. Bahsediyorum işte, evet, kesinlikle öyle, bu çok güzel bir şey. Yani siz de evet öyle. Aynen öyle, aynen öyle. Kesinlikle öyle, kesinlikle sizin öyle. Sizin çok güzel rengi var, ancak ki onu texniki bilməsəz ses yoracaqsınız sizi. Yorulur, evet. Ses stillərinizə ziyan gətirəcəksiniz. Evet. Ona görə o texniki bilsəz yıpranma olmaz və evet, çox rahat olarsınız. Evet, kesinlikle öyle. Bunlar çok güzel şeyler işte. Ne bir şeyler öğrenebilirsem, bir şeyler beraber
bir şeyler yapabilirsem farklı insanlarla, farklı müzisyenlerle. Çünkü ben hep bir öğrenciyim. Gül yaptı arkadaşlar. Gül. Şuraya gösteriyorum. Kamera olmasın mı? Şuraya kameraya göstereyim. Onu da içine koyalım. Bu birazcık enteresan bir gül oldu. Sanki böyle hasta olmuş da böyle grip anladın mı? Atmış böyle al sana gül. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ama bu böyle bence daha güzel oldu. Kırmızı gül. Kırmızı gül. Evet. Çok teşekkür ederim. İnce hareket sanatçı gerçekten. Sanatçı hem şekeri öğrensin. Ömrün ahırına kadar büyük İtalyan mühendisi Pavarotti deyirler. Siz ahir dəfə ha vaxt məşq etmişsiniz? Siz dünən 60 yaşı var idi. Mən öyrətməmin yanında gəlmişim. Bu bir idman növü. Həmişə siz gərək formada olasınız, səsiniz yorğun olmasın. Ona görə də siz çox gözəl dediniz ki, biz həmişə gərək çalışaq. Nə qədər də biz yüksəlsə, o qədər də biz gərək öz üzərimizdə işləyək, çalışaq. Kesinlikle öyle. Çok evet. Güzel. Vallahi teşekkür ederim tekrardan. Ben hiç açıkçası böyle bu kadar verimli bir program olacağını düşünmüyordum. Ay canım benim çok için. Teşekkür ederim. Çok güzel. Sağ olun. Yani kendisinin okuluna emin olun buraya artık çok daha sık geleceğim. Evet, ne inşallah. Kadar bir şeyler öğrenebilirsem benim için çok artık çok daha iyi. Artık yarın sizi gözleyirim. Çok güzel. İnşallah. Teşekkürler. Azerbaycan reksini seviyor musun? Reksi dediğiniz? Dansı. Ha, dans. Dans, mini dansımızı. Tabii ki de seviyorum. Azerbaycan Türklerinin dansları zaten biraz sert bir dans, çok güzel bir dans. Size şimdi güzel bir dansımız. Yani o böyle göstereyim. Hareketleri, elleri falan çok eğri, güzel. Ben eğri. Bayılıyorum mesela. Gide o zaman bakak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Yeniniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederim size. Neceydi? Bir şey diyeyim mi? Yani inanılmaz güzel ya. Ya. Biraz böyle bir yani çok iyi değil mi? Ya o tırnakların üzerine, ayaklarının üzerine çıkıyor ve o şekilde adım atabiliyor. Parmaklarının ucunda dayanırlar. Evet, tırnak, yani ayak parmaklarının ucunu hatta tırnaklarının ucuna neredeyse çıktı ve burada çok ciddi performans gösterdi. Hanımefendi arkadaşımız da beyefendiyi de
Ben buradan tebrik ediyorum kardeşim. Çok güzeldi gerçekten. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok dedim ya sana, biraz sert bir dans diye. Herkes yapabileceği bir dans değil. Mesela Türk halayını hemen çekersin, anladın mı? Evet. Hemen öğrenirsin, yapabilirsin ya. Ama bu çok ciddi manada eğitim alınması gereken bir dans olduğunu düşünüyorum. Uşaklıktan dans eliyorlar da, parmak ucunda yani, dans eliyorlar. Ya çünkü bayağı gerçekten parmaklarının ucunda sert ve seri bir şekilde figürler yaptılar. Çok etkileyiciydi. Kıyafet de çok son derece güzel. Özellikle önündeki o küçük minik bıçağına da bayıldım. Şeyi merak edeceğim size, bana bilgisini verebilir misiniz? O erkek arkadaşımızın, dansçı arkadaşımızın giydiği kıyafet neden siyah ve önünde neden mesela küçük bir tane bıçağı var? Kafkaz erkekleri her zaman ilgi dolublar da. Evet. Ona göre hemşe at belinde olublar. Aynen, onu soruyordum işte. Ona göre onların ele bir ki rekslerine de tesir edip. Aynen öyle, milli tamam. Giyimlerle. Yaşam terzi dediğimiz. Milli giyimimizde daha çok Kafkas'la bağlantılı değil mi? Bel, çok güzel. Melahetli sohbetlerde reklam vaktidir. Birazdan Gülyanaq Məmmədova hamıya tələsin deyəcək. Tələsin ömür edin, şən yaşamağa. Səlim yeni ildə evlənmək istəyirəm deyəcək. Subay olanlara evli yazılıram, içində də özü inşallah. Məlahət Abbasova, Karmen özüməm söyləyəcək. Karmen bunsuz olmaz. Bu bayram hamı əl-ələ verəcək. Desin yine bir qonağım gəlir. Yine təbriklər üçün qonağım gəlir. Dur, baxım görüm kim gəlir. Ha canım benim. Hoş geldin. Buyurun geçin içeri. O kadar sevindim ki tekrar seni burada görmekten. Ben de. Sevda Ələkbərzadə çok farklı üslubuyla, çok farklı tərziyle, Azerbaycan musiqisine çok farklı yanaşmasıyla çok farklı getirdi. Ve onu mütləq tanımanı ve doğrudan da eşitmeni istəyirəm. Çok değerli bir sənət insanımızdır. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ay, çok sevindim. Doğrudan çok sevindim. Qonağımdı çünkü. Çok teşekkür ederim. Ben de en çok sizi görmek istedim. Memnuniyetle yeni mahallardan birini ifa edeceğim. Şahzade adlanır. Keçmişte bunu Sevil Qacıva ifa etmişti. Kervan grubunda. Bugün de ben memnuniyetle sizler için ifa edeceğim. Ve bütün tamaşaçılarımızı yeni il bayramı münasibetiyle tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl herkes için uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. O zaman senin o güzel, muhteşem sesinle güzel bir mahnını dinleyelim. Çok sağ olun. Buyur.
Çok güzel çok değil güzel. Mi? Aranjman da çok evet. güzeldir. Çok, çok güzel. Çok teşekkür 2018. ilin ilk günü tekrar Melahat'le sohbetlerde seni görmekten inanılmaz derecede mutluyum. Ve ben çok de, seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Tam samimi söylüyorum bu sözler. İnşallah bu il sizin için de uğurlu olsun. Amin. Her birimiz için güzel bir ilimiz olsun. Amin. Bütün halkımız için bir daha tebrik ediyorum. Çok Anlarsın. Teşekkürler Sevda. Çok, çok sağ teşekkürler. Çok sağ Sana da başarılar, can sağlığı, hoşbeklik arzu ederim. Çok sağ ol, İnşallah her şey 2018. yılda senin istediğin kimi olsun. Amin. İnşallah hamımız için, bütün çok Azerbaycan halkı için. Sağ ol. Bir daha tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Geldiğin için. Sağ ol. Çok güzel. Beğendin değil mi? Çok güzel. Güzel. Vallahi hepsi çok güzel ya. Yani bunları öğrenmek çok güzel bir şey işte. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Sürekli şok oluyorum şu anda. Ne kadar güzel parçalar var. Son derece harikulade, lezzetli bir parçaydı. Teşekkürler. Ama yani sesleri beğeniyorsun değil mi? Tabii kesinlikle çok güzel. O zaman sana yeni bir sesle hediye edeyim bugün. Daha bir konağım gelir. İndi gidip onları karşılayayım. Tamam hadi tamam. Bakalım. Sürekli konuk yağıyor maşallah. Gülhan'a hoş geldin. Canım benim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Davetimi gelmediğin için. Benim doğma esisim. Uzun illerdir tanıyorum. Ama inanılmaz güzel, mühteşem bir sesi var. O da 2018. yılın ilk gününde bizlerim halımızı tebrik etmek için buraya geldi. Sözü sana veririk Gülhan'a. Her birini salamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi galiba az önce siz tekrar geldiniz zannettim. Yok. Bacısıydı. Evet, ben sizi tekrar geldiniz zannettim. Meğersem kardeş misiniz, başka birisiniz. Bacısı. Ama çok benziyor. Dedim ki yani acaba ne kadar hızlı saçlarını değiştirdi, kıyafeti değiştirdi geldi. Onu Gerçekten düşünüyorum. Gerçekten ona benzettiniz mi? Evet, çok benziyorsunuz. Allah Allah, Gülyaz'a. Demeli ev yok. Ben öyle bilirdim, okşamırıq ama okşuyor. Kardeşiniz mi? O hanımefendi sizden... O benden biraz büyük ama... Ha, büyük. Buna bakmayarak bize hami ekiz gibi. Ekiz gibisiniz çünkü de birazcık öyle. Ekiz mi böyüdü yine demek olar ki. Ne tez gitti paltarını değiştirdi, Aynen. saçını evet, değiştirdi. Evet. Ben de şaşırdım. Aha şok oldum ya. Dedim ki ne kadar çabuk gitti geldi acaba. Senin o güzel, mühteşem sesinle ifade. Ben önce ben tamaşaçılarımızı, bütün halkımızı, bütün dünyadan bizi izleyen Azerbaycanlılarımızı, bütün Türk halkımızı salamlayaq. Herkese buradan tebriklerimizi diliyor. İlimiz uğurlu, hayırlı gelsin. Bugün ilk günüdür 18. ilimizin ama buna bakmayarak yine de il boyunca bütün sağlıklar, bol güzel günler halkımızın, milletimizin olsun, hamımızın. O zaman o güzel, mühteşem sesini dinleyin. Ben de ne diyeceğim, tələsin insanlar. Tələsin insanlar. Cabir Novruz sözleri. Çabuk olun insanlar. Ve musiqisi Oktay Kazemi, dahi ölməz sənətkarımız Rəşid Behbudovun repertuarında. Ay çok güzel. Oh,
möhtəşəm səsini doğrudan da burada Məlahətli söhbətlərdə dinləmək mənə inanılmaz bir xoşbəklik verir. Səsin hər zaman bulaq kimi çağlasın. Hər zaman sorağını çox gözəl eşidək. Sənətdəki o ucalığın getdikcə davam eləsin. 2018-ci ilini təkrar-təkrar təbrik eləyirəm. Can sağlığı diləyirəm, xoşbəxtlik diləyirəm. Sənətdə başarılar diləyirəm. Sizlərlə, qonaqlarınızla tanışdığımdan, Fida xanımla tanışıydıq, amma bizim dəyərli dostlarımız, qonaqlarımızı görməyə məmnun oldum. Sizi də görməyə çox şadam, çox məmnunam. Çox şəkkür. Görüşmürdük, amma sizi çox sevirik, bütün xalqımız. Çox təşəkkürlər. Yerinizdə, qəlbimizdə. Uzaqda olsanız da buradaydınız, amma iyi ki gəldiniz, yanımızdasınız. Çox təşəkkürlər, çox sağ ol Gülyana. Təşəkkürlər. Yaxşı ki gəldin, çox təşəkkür eləyirik. Sən də yolcu olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Gedim, gəlirəm. Görüşürüz, Barcelona. Gəl, gəl, xoş gəldin. Bax, qonaq qonağa qarışdı, birini yolu saldım, birini qarşıladım. Səlim bizim doğrudan da çox məşhur skripka ustamızdır. Yəni usta deyəndə çox nə deyirlər? Keman. Keman ifası. Yəni Azərbaycanın dışarıda konsertlər veririk. Böylə bir şeylər. Çox gözəl. Üstünüzdəki çox gözəlmiş. Azərbaycanı doğrudan da çox gözəl şəkildə. Üstündəki gömlək çox gözəlmiş. Bak, gömləyini də bəyəndi. Təşəkkür edirəm. Zaten bir söz söyləyəcəm sonra. Mən təbii ki, Fidan xanım, çox hörmətli Fidan xanım, Elada xanım salamlayıram. Bizim yəni müsafir deməzdim, o da bizim arkadaşımız, qardaşımız. Xoş gəlmişsən Yaş abi. Səni çox görmək burada çox xoş. Və Məlahət xanım başda olmaqla bütün sizin ekipinizə, bütün sizin kollektiv minnətdaram ki, bu gözəl yeni av havasında olan verilişdə mənə dəvət etmişsiniz. Bütün bizi izləyən sevimli tamaşaçıları yeni ilə təbrik edirəm. Allah xalqımızı firavan eləsin, Allah bizi mehriban eləsin. Allah işlərimizi avan eləsin. Mən təbii ki, arzulayıram ki, bütün sənətçi dostlarımın işləri həmişə uğurlu olsun, xeyirli olsun. İnşallah. Əziyyətimiz heç vaxt yerdə qalmasın. Yəni, subay olanlara evlilik arzulayıram. İçində də özüm inşallah. İnşallah. 2018-də evlənməni diləyirəm. İnşallah. Mən hər il, hər il, yəni gözəl günlərdə, bayramlarda özümə borc bilirəm ki, mənim çox xətrini istədiyim Məlahət xanımla həmişə mesaj atıram. Təbrik edirəm. Həmişə, valla heç məni unutmur. Elə vəfalı dostu ki, Allah hamd olsun. O zaman Səlim, səni gözəl ifanı dinləyək. İstəyirəm yeni aparası olduğu üçün, istəyirəm yeni bir papuri var, onu səsləndirim. Bizi izləyən sevimli tamaşaçıların şərəfinə və qonaqlarımızın şərəfinə. Buyur.
yazla Зимой и летом стройная, зеленая была Ей пила песенку с пиулочка бай-бай Морознышко укрутила, смотри, не замерзай Сишка, зайка, сиренький, подвозка скакал Порою мог сердитый, мог лысою побегал Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла И много-много радости петишка принесла Toyuna gelir hamımız. Topluyor hamımız beraber gelir. 3 tane şarkıyı bir kombin yaptın. 3 şarkıyı. Hatta diğer 4 şarkı. 4 şarkı. 4 şarkıyı. Opri. Bir Rusça var bir tane. Rusça, İngilizce, İngilizce. Azeri. Azeri. Bir de yani o da İngilizce yani dünya bir şarkı. Evet. Güzel bir şarkı. Fikir babacığım. Teşekkürler. Yani, bir güllüye bizde böyle bir şey var. Bir güllüye 4 tavşan vurmuşum. Evet, güzel. Yani bir silahla 4 tane tavşanı yakalamış işte. Allah razı olsun bir daha davete göre çok sağ olun. Bir daha halkımızı biz izleyen tamaşaçılara sağlamlayıram. Ve yeniden tebrik ederim. Neyse böyle güzel illere çıkamayacağız. Saf sağlam. İnşallah. İnşallah. Ben de bunu saymıram. Daha sonra programıma davet edeceğim tekrar seni. Bana yok demeyin. Yok artık sağ bundan olun, sonra. Sağ olun. Çok güzel. Bu kadar güzel seslerden sonra tekrar senin bir ifanı dinleyek. Yani o neşemiz devam etsin. O ben coşku de, devam etsin. Ben de size 5 şarkı birden bağlayarak. Ay ne güzel onlardır. Oradan ona, oradan ona atlayacağım. Buyurun. Başlayalım. Gitarımı alayım. Duruyormuş orada sanki bir düşmancasına Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine Kendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yanalım o zaman Gel artık yok yüreğe dokunan Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor
aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan. Etkilerde bütün kızlar. İçindeki duman, hiç kimin ağlına gelmez ki içindeki dumanı seslendirsin. Sesinin rengi çok güzeldi. Çok güzel. Güzel rengi var sesinin. Ama sizin de sesinizin rengi çok güzeldi. Siz bayaklar dediniz ki Carmen operasında da okudunuz Carmen'i. Ve doğrudan da o benim çok sevdiğim bir operadır. Uğurlu getirdi bana. Çok büyük bir uğurlar getirdi Azerbaycan'da, dünyada. Beni Carmen kimi tanıdılar. Ve... Başaldı da hemen şaşaldı tamam tabii. Evet sağ ol. Müthiş. Çok sağ ol. O zaman alak onu. Evet olar. Neceydi? Ben siz rahat tutsanız önce siz siz alır kesince rahat olsun. Bu kastaniyettir. Bu İspanyol kastaniyetlerdir. Bunsuz olmaz. Carmen bunsuz olmaz. Ben bir bakacağım önce nasıl tam olarak tamam. Ne yaptığınıza bir bakayım. Siz bana bir yardım ona göre müzik yok. Ona göre resim yerim. Evet. Süperdi ya. Valla ben hiç gülmek bile istemedim. İnanılmaz bir ses gerçekten. Ama benim çalışım nasıl oldu? Ben hiç gülmek istemedim çünkü yani eseri gerçekten öğrenip düzgün çalmak isterim. Bunlar çok güzel eserler. Öyle Akdeniz akşamları çalar gibi olmaz yani. Çok sağ olasın. Çok güzeldi. Gerçekten olağanüstü bir sesiniz var. Çok güzel kendinizi geliştirmişsiniz. Çok güzel bir hoca olduğunuzu düşünüyorum. Diyesen yine konuğum gelir. Kendisinden ders alacağım. Yeni bir konuk mu geliyor? İnanılmaz ya. Konuğa doyamadık bu gece. Harika. Lale hoş geldin. Çok değerli iki devletin, bir milletin çok değerli sanat insanları. Lale yeni tebrik ediyorum. Yakşı ki geldin.
təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir proqram oldu. Evet. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə dostluğu, qardaşlığı. Yaxşı ki, gəldiniz. Yeni iliniz mübarək olsun. İləsiniz, çox-çox təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox-çox öpürəm hamınızı. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sizi çox sevirəm. Çox təşəkkürlər, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox memnunum, etmək istəyorum. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dünya Azərbaycanlılarını da buradan təbrik edirəm. Onların yeni ilini təbrik edirəm. Hər şey ürəyinizcə olsun, hər şey gönlünüzcə olsun. Və sizi çox sevirəm. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hər kəsə iyi sənələr, iyi yıllar. İyi yıllar.